Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Avalanche platformunda çıkacak olan Colony Lab projesini bir inceleyeceğiz. Kayıt olacağız mı ona bir bakacağız. Çünkü kayıtları bugün saat 6'da başlıyor. Yarın sabah saat 9'da bitecek. Avalanche çalışanlarının en çok güvendiği, en çok arkasında durduğu projelerden birisi bugün ön satışa çıkıyor. Kayıtları başlıyor. Çok büyük bir ön satış olacağını iddia ediyorlar. Bakalım gerçekten dedikleri kadar büyük bir ön satış olabilecek mi? Avalanche platformunu genel olarak başarılı buluyorum. Fakat bu ön satışlarını ciddi anlamda ben de çok merak ediyorum. Bu videoyu çekmekte biraz geç kaldık. Bunun sebebi ise biliyorsunuz ki Star Launch üzerinde Monkey Ball satışlarıyla alakalı KYC dönemi uzamıştı. Kayıtlar başladı, onların claim edilmesi falan. İlk ön satışı olduğu için biraz tecrübesiz kaldığımız konular oluyor. Monkey Ball'da da stake ettiğimiz starlar karşılığında elde ettiğimiz hidrazinleri claim etmeyi unutmayın. 3 Kasım son gün onun için. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmayacak orada. Sadece claim etmeniz yeterli olacakmış. Resmi Telegram kanallarında duyurdukları bu şekilde. Bunların dışında bir Telegram kanalı açtık. Burada ön satışlarla ilgili veya Twitter'da paylaştığımız grafiklerle ilgili, yatırım yaptığınız kripto para birimleriyle ilgili sorularınız olursa orada hep beraber birbirimize yardım ve destek olabiliriz. Telegram kanalının linkini de video açıklamasına bırakacağım. Oradan katılabilirsiniz. Herkese açık bir kanal. Herkesin mesaj atabileceği, yararlanabileceği bir kanal. Şimdi gelelim Avalanche'a. Sales kısmına basıyorum ve Upcoming Sales kısmında Colony'yi görüyoruz. 0.3 dolar. 3 cent ile ön satış fiyatı var. Tamamlanmış satışlara baktığımız zaman artık Tailcraft'la beraber 50x'ler 60x'ler Avalanche platformu için normal getiriler olarak karşılanmaya başladı. Çok yüksek bir hype var. Kaliteli bir ekip, başarılı proje. Devamını getirirlerse bunu Colony ile bir adım öne taşıyacaklarını düşünüyorum. Çünkü Colony aslen işte Avalanche ve burada çıkan projelere destek amaçlı kurulan bir sistem. Colony çıktıktan sonra bu projelerin değerleri daha da artabilir. Kısaca bakalım. Tailcraft katılmıştık. 60x yapmış. Krabada'ya katılmıştık. 165x yaptı. Çok ciddi bir performans gösterdi Krabada. O-Finance 10x'de kalmış. Rocofinance 50x'de kalmış. Şimdi Colony'ye tıklıyorum. Kayıt ekranı bu şekilde geliyor. Biz bu projelere nasıl katılabileceğimizi en baştan, yani merkezi bir borsadan avax alıp cüzdanı atıp onu X havaya çevirip buradan kayıt olma kısımlarını en baştan anlattık. Bu videoları bir oynatma listesi haline getirdim. O oynatma listesinden baştan sona izleyerek bir önceki projelerin katılma süreçlerini ve claim süreçlerini, her şeylerini inceleyebilirsiniz. Kayıtlar açıldığında buradan kayıt olacağız. 1 Aralık akşam 6'da açılıyor kayıtlar. Özür dilerim, ben yarın sabah 9'da kapanacak diye bahsetmişim videonun başında. 5 Aralık'a kadar kayıtlar devam ediyormuş. 6'sında validator roundu açılacak. 6'sının akşamı staking round açılacak ve 7'si sabahına bitecek. Daha sonra claimleyeceğiz biz kazandığımız kolonileri. Vesting'ine baktığımız zaman bize tek seferde tüm kazandıklarımızı vereceklermiş. 8 Aralık günü saat 3'ü 5 geçe claim yapabileceksiniz. Buradan projenin web sitesini bir inceleyelim. Katılacağız mı, katılmayacağız mı? Hep beraber bir karar verelim. Colony Lab ana sayfası bu şekilde açılıyor. Web sayfasını incelediğiniz zaman sıradan bir web sitesi olmayıp ciddi emek verilmiş bir web sitesi olduğunu görebiliyorsunuz. Colony Lab Avalanche için bir hızlandırıcı. Yani Avalanche ekosisteminde çıkan projeler, bunlara DeFi projelerine Colony Lab yatırım yapacak ve bu projelerin hızlı bir şekilde büyümesine destek olacak. Colony Lab baktığımız zaman tüm Avalanche platformunun zeminini oluşturacak bir sistem. Burada DeFi protokollerine likidite sağlanacak, Avalanche projelerine yatırım yapılacak, Avalanche'daki yapılan projelere erken erişim sağlanıp projelerin gelişimi hızlandırılacak. Birçok hızlandırıcı sistem ne işe yarıyorsa Colony Lab da aynı sistemde çalışacak. Projelere bizim paramızla yatırım yapacak ve projelerin devamlılığını sağlayacak. Burada eskimiş projeler olarak adlandırdığımız unutulmuş, modeli geçmiş projeleri sürekli finansman yardımı yaparak, buna reklamlar olsun, proje geliştirilmesi olsun, kodlaması olsun, güvenliği olsun, sürekli yatırım yaparak bu topluluk tarafından yapılan yatırımlarla bizim ön satışlarına katıldığımız, elimizde tuttuğumuz Avalanche platformunu simgeleyen projeleri ayakta tutmayı amaçlıyor Colony Lab. Bir bina düşünün, tüm bina Avalanche platformu, Avax ve Colony bu binanın adı üstünde kolonu, temeli. Her şey onun üzerine inşa edilecek. Yani Colony'deki başarı oranıyla beraber Avax'ta çıkacak projeler aynı oranda
katlana katlana devam edecektir. Kolon Lab'da açık yönetim sistemi olacak. Burada söz sahibi sizlersiniz, bizleriz, yatırımcılarız. Burada oylar vererek projeler hakkında söz sahibi oluyoruz. Staking ödülleri kazanıyoruz. Likidite sağlayıcısı biz oluyoruz. Kolon Lab tarafından kar edilen, BIST'ten, Nasdaq'tan falan gelenler için temettü olarak adlandırdığımız şey burada airdrop olarak dağıtılacak. Yani biz nasıl ki Borsa İstanbul'da Vessel'e yatırım yapıp yılda bir karından temettü alıyoruz yatırımcısı olarak. Burada da airdroplarla yaptığınız yatırım karşılığında bir temettü almış oluyorsunuz. Web 3 DAO entegrasyonu. DAO merkezi olmayan otomatik organizasyon olarak önümüze çıkıyor. Yani sisteme hiçbir şekilde dışarıdan bir baskı, yetki olmayıp tamamen bilgisayarların kendi kendine yönetmiş olduğu bir sistem. Bu bize ne gibi bir artı sağlıyor? Aldılar, kaçtılar, eksik yaptılar, beşeri hatalar, bunları minimize ediyorlar. Kolon Lab'ı da DAO entegrasyonuyla kullanacaklarını düşünüyorlar. Zaten Web3 olarak adlandırdığımız ve şu an herkesin dilinde olan teknoloji içinde DAO'yu bulunduruyor ve DAO ile beraber biz blockchain mantığında o merkeziyetsizlik, o birinin elinde olmamazlık durumunu artık daha somut bir şekilde hissedebiliyoruz. Kolon Lab da bu teknolojinin içine kendisini sokacağını iddia ediyor. Burada Avalanche ekosistemine hangi yollarla destek olacağına dair bilgiler var. Burada işte erken yatırım fırsatı, melek yatırımcıyı çekme, projeyi daha yapım aşamasındayken destekleyip projenin lansmanını hızlandırma, büyümesini hızlandırma, işte validatör programları var, likidite eklediğiniz programlar var. Çeşitli finansal yapılarla projeler desteklenecek diyorlar. Siz bu sistemin içinde var olarak, topluluk olarak ödül kazanacaksınız. Bunu iki mekanizmayla yapacaklar. Birincisi airdrop, ikincisi buyback mekanizması. Burada erken yatırım fırsatınız olacak, likidite ekleme fırsatınız olacak. Bunlardan siz ödüller kazanacaksınız. Yani karşılıklı win-win prensibine dayalı bir DAO sistemi. Aslına bakarsanız Kolon Lab'ın yapmış olduğu sistem onlarınkinden çok farklı, bunlarınkinden bambaşka diye nitelendiremeyiz. Başarılı bir ekosistemin altında bulunması gereken, temelinde bulunması gereken ne varsa Kolon Lab bize bunları sunacağını iddia ediyor. Proje takımını ve partnerlerini burada inceleyebilirsiniz. Roadmap'lerine bakacağımız zaman 2021'in son çeyreğinde ön satışlarını yapacaklar. Şu an bulunduğumuz dönem bu ön satışın olduğu dönem. 2022'nin ilk çeyreğinde Avax ekosisteminden seçilmiş 10 projeye yatırım yapılacak. Yani 2022'nin ilk çeyreği Avax ve o ekosistemde bulunan projeler için, özellikle bu top 10 projeler için hareketli ve hızlı geçecektir. Burada 2022'nin sonuna kadar artık biz DAO entegrasyonumuzu yapmış olmayı umuyoruz diye belirtmişler. Ve 2023'ün ilk çeyreğinde de DAO'yu tamamen genişletip otomatik bir finans sistemine geçişi tamamlamayı umuyorlar. Buradan Kolon takımıyla iletişime geçebilirsiniz. Sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Aşağıda Twitter, Medium, Telegram linkleri bulunuyor. Medium'una da bir göz gezdirdikten sonra videomuzu sonlandıralım. Kolon'un Medium sayfası bu şekilde. Burada göze çarpan bir şey varsa hemen söyleyeyim. Evet, bakın, Kolon'i 1 milyon dolara erişmiş. Yani bu ne demek? Daha çıkmadan aldığı yatırımlarla 1 milyon dolara ulaşmış. Buradan şunu anlayabiliriz. Yatırımcılar Kolon'a güveniyor, yapabileceklerine inanıyor ve bu yatırımları yapıyorlar. Burada Medium'da şu an gördüğüm en ilgi çekici şey bu oldu. Onun dışındakileri burada haber bülteni gibi Medium yayınları yayınlayacaklar büyük ihtimal. Onun dışındakileri siz buraya girip inceleyebilirsiniz. Eğer Avalanche platformunda ön satışlara katılıyorsanız, Tailcraft'a katılmışsanız, Rabada'ya katılmışsanız, Rocko Finance'a katılmışsanız ben Kolon'u kaçırmamanızı tavsiye ederim. Çünkü sizin şu ana kadar katıldığınız her şeyin temelini oluşturacak ve bundan sonra katılacağınız projelerin temelini oluşturacak proje Kolon'u. Ciddi anlamda beklemediğiniz karlara ulaşabilirsiniz. Kolon sistemi devreye girdikten sonra biz bu platforma nasıl likidite sağlayacağız, nasıl stake yapacağız, bu platformda neleri kullanabileceğiz, onunla ilgili de bir video hazırlarım çıktığında. Videonun başında da belirtmiş olduğum gibi şu önümüzdeki bir hafta Kolon'u ve Monkeyball projeleri olacağı için çok yoğun geçecek. YouTube'da olsun, Twitter'da olsun, Telegram'da olsun takipte kalın, bildirimlerinizi açın. Çünkü özellikle Star Launch'ta gelecek bilgiler anlık oluyor.
hemen yapmanız gerekebiliyor. Bunları kaçırmamış olursunuz. Umarım Colony ile ilgili olan incelememizi beğenmişsinizdir. Dinlediğiniz için ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.